Selamünaleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah diyelim. Ayrıca bu akşam ilk teravih namazı var. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. İnşallah bu gece Rabbim izin verirse, sağlık verirse ilk sahurumuzu yapacağız. Dediğim gibi Allah'ın izniyle. Ne yaptım? Evdekiler gittiler, sadece çocuklar var. Bugün eşim yine çalışıyor, zaten dün söylemiştim sana. Babam da şöyle havayı güzel buldu, bir de dışarı aşağı doğru dolaşayım geleyim dedi. Hemen fırsat bu fırsat, her yeri kaldırdım. Salonu zaten yerleştirmemiştim ya, bu da açılıp açıp kapanıyor. Salonu yerleştirmemiştim ya, örtülerini falan. Koltuğu çekeceğim, çek yatı çekeceğim, perdesini çıkardım. Camını sileceğim, yetiştirebilirsem mutfağın camını sileceğim. Şöyle diyeyim sana, anca toparlamasını yapabildim. Şimdi silip temizleyip yerleştireceğim inşallah. Çekti bir şey yaptım, arkasını falan süpürdüm ama silemedim, kapkar oldu bak. Ha şimdi güzeldi. Ama bir kere sildim, bir kere daha sileceğim şimdi. Seni anlayacağım bugün, temizlik var bak, gene karardım. Aydınlatabilirsem aydınlatacağım şeyden edit yaparken. Bir kere daha şöyle şeyini alayım da, arkasını alayım da hemen çekleri itileceğim arkasına. Sonra şeyi açacağım camı, hani havalansın da hemen kurusun diye, biliyor musun? Ay valla bak çok karanlık çıkıyor. Ben buranın ışığını böyle ayarlayamıyorum da artık şey yaparım. Aydınlatabilirsem edit yaparken aydınlatırım yani. Bak ilk ikincisi ışığım. Rezil olmuş ya. Perdesini de en son ne zaman yıkamıştım söyleyeyim mi sana? Belki bana kızacağım. Kız kararma. En son ne zaman yıkadıydım hatırlıyor musun? Hani böyle içine bir şeyler koyduk. Para dışı falan. O zamandan beri perdeyi yıkanmadı, hesabını yap. Vallahi ben sana şu tarafa alayım da dur. Bayağı bir karanlık çıkıyor. Sanki burada böyle biraz tay gibi değil mi? Ay neyse ya dur. Dediğim gibi aydınlatabilirsem aydınlatacağım. Aydınlatamasam artık böyle şey yapacağız yani, idare edivereceğiz. Ha bunu çekersem? Yok çekerim, ötekini de çekerim. Ya bunlara da şeyler engel oluyor biliyor musun? Şu petekler engel oluyor. Yok bunu biraz şöyle iteyim de ondan sonra bunu çekerim ya. Of diyor mu ya hani başka türlü şekle girmeye diye. Peteğin önünü falan kapatıyor dedim ama olsun kapatıversin, bir şey olmaz. Şunu şöyle çekeyim. Şimdi yastır. Önce üstünü boşaltayım da şunun üstüne. Babam gelmeden şey yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Hani işte adam gelince nerede tutturacağım onu? Dur sen de gel böyle. Bu da insan annemin şeysi, battaniyesi. Battaniye işte yatakörse artık nasıl kullanacaksa. Ha şu da şurada olursun. Yok bunlar ağırlık yapmaz zaten be. Üç defa tabureyi de şuraya alalım. Burayı sildik zaten. Ah bacım be. İnanki var yetişebilirsem yetişeceğim. Yetişemezsem artık Allah kerim yani. Çiçeği de şuradan al, kırarsın. Baksana şunu güzelliğine, görebiliyor musun? Bak. Güzel değil mi? Bak, sen de şurada dur. Tamam, şimdi şunu çekelim bu tarafa. Bunu çekince şunun arkası şuradan doğru alıverim. O bana problem etmez. Ay arkasını görmen lazım, arkasını görmen lazım. Kız. Bu gece ilk sahurumuz. Allah nasip ederse. Hadi bakalım inşallah. Ama şu bu salonu yerleştirebilirsek gerisi hiç problem değil. Hani geldiği zaman babam oturabilsin, anladın mı? Hani televizyonu falan seyredebilsin. Bir tane takipçim var. Ben bununla mesela süpürüyorum ya buraları. Çünkü makineyi burada döndüremiyorum. Bana çok şey veriyor, sıkıntı veriyor. Hani tozu havaya kaldırın diye ama camı falan açıyorum, pat patlıyorum. Dış kapıyı da açıyorum, rüzgardan gideyim. Ne yapayım? Şimdi burada bir de makineyi döndürmeye uğraşmayayım dedim. Ah bunu çekmiş, gel şuna çekeyim. Ne yapayım ya? Vallahi yetiştirmeye çalışıyor. Ama işte artık yetişirse dediğim gibi. Şunu da alalım. Bak sayfa. Kalın çıkıyor arkadan, görüyor musun? Şurada üstüne atıveririm sonra. Bunun da ayağı kırıldı. Hiç oğlum üstüne hoplamış mı, zıplamış mı, ne yapmış? Ayağı kırıldı. Bunu da şunun arkasına şuradan girerim, atlarım burada. Şu çakallarını yaparsam. Yok anam yok, salon dar ya, dönmeye yani. Hiçbir şey dönmeye. 10 kuruş buldum. Bak. Görebiliyor musun buradan? Nasıl göreceksin 10 kuruşu? Havlu bile düşmüş, havlu. Oğlan kartları aldı, onlar düşmüş. Hatta camı açayım ben ya. Sen şöyle açıl bakayım. Oh mis gibi. Recep'e düştüm dedim. Sofralarımı da buraya koyuyorum şunları. Hemen vallahi şu süpürgeyi alıvereceğim. Ufak hiç makine döndürmeye uğraşamayacağım burada. Gel bakayım. Kadın kız bizim işi biter. Bak daha nerede dursan şey yapıyorum. Bak görebiliyor musun beni? Ne yapayım? Sen şimdi aç kapanman lazım.
Şurada bakayım. Bozuyor ama gerçekten yani yapacak bir şey yok. Artık camı açıveriyorum yani. Sesini de duyabiliyorum, onu da bilmiyorum. Bayağı uzaklaştık senden. Örtüleri de yerleştirdim mi? Camı da babam şurada otururken de silerim. Bir şey olmaz da. İşte. Ama iş bunları böyle yerleştirip arkasını silip yerine çekmek diyor. Üstünü örtüsünü örtünce o düzgünce oturur burada. Ses de etmez hiç. Ay görsen buranın tozunu. Vallahi yüzüme tükürürsün. Of of şuraya bak. Şeylerin üzerlerini alayım. Şu borular var ya. Onları da şöyle alalım. Havaya çıktı havaya. İnan ki havaya çıktı. Yaptım dümdüz bedava gidiyor ama ne yapalım ya. Bu da öbür taraftan çekivereceğim. Şu tarafta. Şeyi açtıydım. Televizyonda Kral Pop var. Onu açtıydım da. Şimdi telife girer diye kapattım. Güzel müzik de çalıyor orada. Gel bakayım böyle. Sabur böyle. Hani sabırda kafam rahat kalkası var, anladın mı? Hani ay iyi ki ben bunu çekmişim, iyi ki çekmişim. Allah iyi ki çekmişim. Ev böyle şey yapınca, süpürünce, silince ev nefes alıyor. İnan ki ben de nefes alıyorum bak. Çok uzak kaldım ama idare edeceğim, tamam mı? Çok uzak kaldım senden. Göstermeyeceğim sana buranın içerisini, kirini. Yüzüme tüküreceğim çünkü biliyor. Bakalım. Şurayı da aldım mı? Tamam. Bak ne geldi zorun. Ben bilmem gibi onlar salonun içi belki. Bak kaç kere 8 çizdim burada. Sen şurada dur şimdi. Çok uzak kaldık bugün ama idare et yavrum benim, tamam mı? Hemen şöyle bir de şunları alıvereyim orayı. Tamam ben burayı sileyim. Ay göremedik. Ben burayı sileyim. Bunu iteyim ondan sonra buraları sileceğim işte. Komple bir sileceğim ama dediğim gibi önce burayı böyle bir yerleştirip hemen oturur vaziyete getirmem lazım. Çünkü değil mi babam ne zaman gelecek belli olmaz. Gelir burada rahat rahat otur, ben de öteki işlerimi hallederim. Makineye bir kere çamaşır attım. Hemen onları tele yapıştırdım. Onlar şimdi telde bir parti daha yıkıyorum. Perdeyi yıkayacağım. Bir de beyazlar var, onları atacağım. Benimle beraber çalışacak. İnan ki ikimiz yarışıyoruz şundan. Ne yapalım? Salonun camını sildim. Şimdi yatak odasının camını sileceğim. Camları dediğim gibi yetiştirebilirsem. Başka ufak tefek işlerim var. Onları halletmeye çalışacağım. Vallahi şu bezle katını katını çevirip öyle sileceğim camı. Vallahi dedim ya bak ince temizlik yapamayacağım ama en azından elimden geleni bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Hani çok ince ayrıntıya giremiyorum ama olsun gene. Yani bir temiz olsun. Hani gece sahura kalktığım zaman ooo şöyle ev temiz diyeyim, değil mi? Vallahi katın dedim ya, katını çevire çevire yapacağım. Ben senin yaptığı temizlik bir halta yaramaz deme sakın bana. Tamam mı? Anca bu kadar yapabiliyorum yani. Biliyorsun zamanım da kısıtlı. Burada da banklar var da bankın üstünde iyi oluyor. İşte tavşan kulağı gibi çıkıyor bu da. Öbür taraflarını da içeriden silivereceğim. Çiçekler var, saksılar var. Burada onları şöyle kaldırıp da mermeri falan da alıvereceğim. Bu kapandı. Rüzgar! Yavaş yavaş tutarım. Tamam tamam annesi. Tamam. Çerçeveleri zaten şey yaptım. Temizledim, ayarladım yani. Ne zaman oldu ben bu camları en son sileni bilmiyorum ki. Efendim yavrum. 2 sene değil annem, sen de abartma be. 2 sene olmuştur diyor olan içeriden. Yine şöyle bir üstünden alıvereyim. Yok annem 2 sene olmadı. Siz okuldayken siliyorum ya. Uşak beni kepaze edecek. 2 sene oldu diye kız. 2 sene olsa içerisi görünmez annem. Gerçi göründüğü de söylenemez de. Olsun. Vallahi tamam bir daha silemeyeceğim. Ne yetiştirebilirsem kar. Üstün körü yapıyorum biraz ama artık ne yapalım yavrum kız. Şimdi atlayın şuradan. Şimdi biraz böyle havadan doğru. Bak bak bak. Görüyorum baksmanı gibi oldum aynı. Kız nereye ayakkabımın keki ha? Terliklerimi de olan yırtmış. Ayakkabıyla şöyle yapayım dur. Ayakkabıyla geziyorum kapıların önünde. O hani her zaman gelip gel sen sanki benim ayağıma bakıyorsun. Düşmanım değilsin, ayağıma bakasın. Şeyi
Ayakkabılarım var da onları giyiyorum. Hep yırtmış terliklerimi. 42 numara ayağı var. Benim ayağım 37. 37 numara benim terliklerimden gezdiği kız kapıda. Sen de uşağı büyük numara terlik alıver, değil mi? İşte ne yapalım? Bacılarım, gele gele buraya kadar geldim. Şimdi şu perdeleri de sökeceğim. Kız görünmüyor ki. Bak güneşi görüyor musun? Neyse bu perdeleri de sökeceğim. Bu salonun perdeleri... Kız görüyor musun şunun kirini? Tüh! Neyse çiçeklerimi de bak camın önünden aldım. Bak sana göstereyim mi şunları? Bak buna bayılıyorum. Bak şuna, bunu yengem vermişti köyden. Bak bir tanecik şöyle şu kadarcık bir daldı bu. Şöyle göstereyim, dur. Bak bu kadarcık bir tane daldı. Böyle büyüdü. Kenarlarında şöyle şeyler verdi. Yavrular verdi. Bu kızımı da şeyden almıştım ben. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Kız uşaklar şey yemiş de, kurma yemiş de çekirdeklerini koyuvermişler. Neyse bak bunu da Migros'tan almıştım böyle. Bunun da bir tanecik dalı vardı. Bak bu da böyle büyüdü. Dikenler tacını annem bir yerden getirdi bana. Bir komşudan aldım dedi. Bak o da böyle tuttu, büyüdü. Bak bu da aynı kız. Bu aylar oldu, ancak bu kadar oldu. Yani yazda köyden gelirken vermişti bana bunu yengem. Bak minnacık bir şeydi. Bu da büyüdü. Şunu da şöyle bak, kalanşa. Ben bunu köklendireyim dedim. Bu ortada kalanşa görüyor musun? Yok. Ama bak şurada yaprak vermiş, görüyor musun bak. Buradan böyle büyümeye başladı. Atıyordum, atmadım. Bunun da dibinde var, çok küçük. Ötekiler de şunu camın önüne koymuştum. Güneşten göremeyeceğim ama bu baya böyle bir şey yapmış. Rutubet gibi bir şey olmuş. Görebiliyor musun çiçeklerimi? Aloe veralar böyle. Ne ölü ne diri. Bak bunlar böyle. Sus lan bak, oğlunu görüyor musun? Bana takılıyor oran doğru. Ama orkidelerim yani Allah şükür. Bak güzeller, ağaçlar. İkisi de beyazmış bunların. Eşimin hediyeleri, bunlara bir şey olsa çok üzülürüm inanki. Bak bir de dünyanın parası bunlar, biliyorum. O zamandan öyle bayağı bir paralı almıştı. Yılbaşı çiçeklerim de şöyle görebileceğim mi bilmiyorum. Bunlar da böyle artık yola girdiydi, böyle ölüyor. Göremiyorum ki. Yola girmişti, ölüyordu bak. Şöyle yapraklar verdiler bana kızlarım. Hava böyle güneşli gitse bak, şunu hep budadıydım biliyor musun bak. Bunu kökünden böyle budadım hepsini. Onlar da şurada. Bunları da köklendireyim, tekrardan dikeceğim bak. Bayağı bir aldım şeysini, kayınvalideme de veririm bundan. Neyse valla çiçeklerimi de göstereyim dedim ama şu bak, favorim bununla bu, bir de orkidelerim. Cam Selim işim bitti. Şimdi ne yapacağım? Her yeri şöyle güzel bir süpüreceğim. Ondan sonra tekrar kokulu kokulu yine reklamını yapalım, dur. Bununla her tarafı kokutacağım. Güzelce çamaşır suyuyla lavabomu ovacağım, tuvaletimi yıkayacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle bir oh diyeceğim. Bak ama ikinci bir ohu da şu mutfağı temizledikten sonra diyeceğim, ama şöyle diyeyim sana, yani belki sahura kadar yaparım, belki oruçluyken gündüz yaparım ama bu mutfağımın da temizlenmesi lazım. Buzdolabıdır işte, arkasıdır, bu dolapların içidir, fırının arkasıdır, temizlenmesi lazım. Bakalım onu ben bir araya sıkıştırır hakkından gelirim. Ama dediğim gibi şimdi süpüreyim, bir de şu paspaslarını sereyim, şöyle ev bir yerine otursun tık diye. Ondan sonra Allah'ın izniyle dedim ya, ilk ohumu çekeceğim. Yeni bir temiz su yaptım. Önce mutfaktan başladım. Böyle bu aradan doğru gidiyorum. Yani şöyle diyeyim sana, o kadar çok döktüm ki gene o şeyi, suyu. Az önce reklamını yaptım ya. İnan ki böyle mis gibi koksun istiyorum. Her yer ama işte kapıdan dışarı gidiyor koku, boş ve. Her tarafı şimdi sileceğim. Ondan sonra babam da hala gelmedi. Yani herhalde benim temizlik yapacağımı anladı bugün. Biraz bana izin verdi herhalde. Şey yapacağım dediğim gibi. Tuvalet, lavabo, oraları da ovduktan sonra bir de şu ay yerlerin paspaslarını serdikten sonra Allah'ım bir kahve içerim artık, değil mi? Yarın ararız. İnan ki yarın bu saatlerde kahve ararız ama olsun. Dediğim gibi son artık silme işindeyim. Valla Arife'yi de temizlikten geçirdik ya. Ama Arife gün temizlik yapmak sevapmış. Öyle diyorlar. İnşallah doğrudur. Bugün inan ki sevap defterini kabarttık gibi bir şey. Hadi bakalım. Silme işim, ovma işim bitti. Yerleştirmesini de yaptım. Burayı da yerleştirdim. Babam da zaten geldiydi. Ama benim işim de bitti. Bak her tarafı yerleştirdim. Bu arada tozları falan da aldım. Yani almadı zannetme. Bunların tozunu aldım. Hatta üstündeki peçetelerini de aldım. Bak bak şunlara, bak şunlara, şunlara. Kız hiç doymuyor bunlar bak. Gel. 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 Hiç doymuyor bunlar. Neyse şükür bitirdim. Oğlan hemen sırayı kaptı. Bak sana gösterivereyim. Bak şu köpüğüne bak Allah aşkına bak. Beyaz ayakkabı aldı kendine, görüyor musun? Boyuna bunları makine yıkıyor. En sonunda patlatacak yani. Perdeler o yüzden duruyorlar. Bu şimdi bitti de. Bunu da dışarı atıvereceğim güneşe kurusun diye. Yarın okula giderken giyecekmiş. Hemen perdeleri atacağım. Şunu sökmedim. Onları sökeceğim şimdi. Ama bitirdim. Ayakkabılarını çıkartıverdim şimdi makineden.
Kız bunları var ya nasıl yıkıyor? Ah sen içine neler koyuyor ben inan ki bilmiyorum. Bir dünya bir şey atıyor içine, şurada herhalde gururlar. Çamaşırları da buraya çıkarttım. Yatak odasında o peteğin önünde duruyorlardı. Güneşte bak gururlar diye. Havanın güzelliğine bak. Ama birazcık serin. Sen şu kadar diyeyim. Millet böyle havayı görünce gezmeye gider. İşte çay içeyim bir yerde, bir kahve içeyim der. Anam ben de yapışıyorum hemen cama. Hatta kayınpederim az önce bahçeden çıkıyordu. Diye ki güneşi diye yine gördün diye. Dedim ne yapayım. Sildim hepsini bak, temizledim. Şu mermerlerini falan da temizledim. Ama bitirdim şükür olsun. Ama bak buna böyle şey oluyor. Bak bunun içi İçinde hani böyle bir arasına su falan giriyor ya, öyle bir şey oldu. Yani o yüzden artık bunları silsem de şey yapmıyor. Bir tane de şurada var. Şu camda var ama artık olsun, ne yapayım, cama mı değiştireyim şimdi. Mermerlerini falan da temizledim dediğim gibi. Oh mis gibi oldu. Neyse şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sen şöyle dedim bak, burayı süpürecektim. Ay bırak kalsın. Of burayı da yarın süpürüveririm. Şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Ay bunun da çekmecesi şuradan bir yerden bir şeysi çıkmış. Böyle şey yapınca küt de aşağı düşüveriyor bak. O yüzden şöyle yavaş çekiyorum. Hah bunu da boşaltayım da. İşim bitsin valla, bu akşam kahvaltılık hazırlayacağım. İnan ki böyle yemek yapamadım. Zaten temizlikten geçti günüm. Ay bir şey yaparım. İşte patates falan kızartayım. Yumurta falan kıyma mıyma hemen hemen bir şeyler. Bu akşam ondan hallederiz yani. Bakalım şunu da bir boşaltayım da. Ay valla şunu da boşaltması bana ölümden ağır geliyor. Yok o kadar da değil be, abartmayalım. İnan ki çok ağır geliyor şimdi bunu boşaltması. Allah aşkına kapan. Gözüm görmesin seni. Bunu da bitirdim. Şunun da dışını şöyle bir alıvereyim. Ay kız inan ki yoruldum. İnan ki yoruldum. Düğmesine de basmamışım. İnan ki daha öbür kanalın videosu yok. Hemen arada kaptırabilirsem onu kaptıracağım şimdi. Ay hadi bakalım Rabbim bana güç ver. Bir şey diyeyim sana. Örgü videomu hemen arada kaptırdım. Neyse eşim aradı şimdi. Tıraşa gidecekmiş dedi. Ben biraz dedi geç kalacağım. Tıraş olup geleceğim dedi. Yemek yapmadım dedim ya. Şimdi kahvaltının yanına şöyle dedim. Bir hamur işi gider. Kaşınıyor. İnan ki kaşınıyor. Hemen onu da şöyle bak. Bunun biminununu alıyorum da şöyle. Bundan şimdi şey yapacağım. Yağlı katmer gözleme yapacağım. Katmer işte be. Gözleme mi katmer mi? Bizim köyde gözlü mü diyorlar, bazı yerlerde katmer diyorlar. Yani bilemedim. Hani arasını yağlıyorum da böyle hani tavada pişiriyor, ondan yapacağım. Şöyle biraz az yoruldum ya bugün zaten. Ama olsun içinden geleyim belki kız. Dur çok da koymayayım da. Dur bir dakika. Bu kadar fazla mı gelir ki acaba ya? Dur bakayım. Bak. Ne fazla gelsin, kaç kişiyiz, yeriz boş ve. Eşim gelene kadar ben onu hemen şurada merdivenden pıtır 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 açarım. Hiç de bir şey olmaz. Hırkalarını da, o pembe hırkamla siyah hırkamı da makineye attım. Ondan dışarıda duruyorlar. Urva'yı ne yapacaksın? Urva diyoruz hani buna, böyle altın üstüne şey koyduğumuz una urva diyoruz. Ben şimdi bunu güzelce yoğurayım canım. Ondan sonra açayım. Artık sen şey yapayım ben. Bunu böyle tavada pişirirkenki halini göstereyim. Belki de çakar göstereyim. Sanki bilmiyorum. Neyse. İşlerimi halledip geliyor. Vallahi hepsi birbirine karıştı. Dur. Kız bacım inan ki dayanamadım. Benim büyük oğlan da böyle patatesli gözlemeyi seviyor biliyor musun? Hatta dün akşam babaannesine söylemiş, babaannesi yapıvermiş. Şimdi de sağımda solumda dolanıyor. Anne acıktım, anne acıktım. Hemen şöyle dedim hazır hamur yoğurmuşken onu bir kaç tane patatesli gözleme yapayım. Babam da seviyor zaten. Hem yağlısını yapacağım hem de şeyini, boşunu yapacağım. Eşim de boşunu seviyor. Ufuk oğlum da boşunu seviyor ama dün akşam babaannesinin yaptığı patatesinden yemiş. Bakayım bundan yiyecek mi? Bunda nasıl yapıyorsun diye sorarsan rendeliyiveriyorum böyle. Sıvı yağ sen böyle yapıyor musun bilmiyorum bak. Sıvı yağında soğanı böyle pembeleştiriyor. Üstüne pul biber döküyor. Sonra böyle rendelediğim patatesi de üstüne koyup bir iki tur çeviriyor. Hafif böyle pişirir gibi yapıyor. Ondan sonra bu şeyin içine zaten hamurun içinde pişerken kendi kendine de pişiyor. İnan ki hiç şey yapma yani. Adı da pişer pişmez diye korkma. Ben çok yaptığım için söylüyorum sana. Bak bu şekilde bunu şimdi döneceğim. Altını açayım. Böyle bunu çevireceğim bir iki defa şöyle. Sıvı yağında şey yapıyorum zaten soğanı. Güzel de oluyor bakma. Aslında yani haşlanmışından tabii güzel olur da daha da. Ben şimdi şey yapamayacağım lan. Vaktim olmadığında zaten akşam oldu. Dedim ya eşim geç geleceğim deyince hemen saldırdım una. Ya içim el vermedi biliyor musun? Şimdi zeytin, peynir falan böyle olmuyor ya. Ya oluyor da şimdi hazır dedim vaktim var yapıvereyim yesinler. Hepsi seviyorlar. Ha, hemen yapıştım ona senin gördüğün gibi işte az önce. Hamuru da yoğurdum. O da bu esnada birazcık dinleniyor. Ben bir taraftan şimdi açacağım bir taraftan pişirivereceğim. Hemen iki dakikada hallederim ben bunu çıtır çıtır. Hı, bu şimdi böyle iyice şey yapsın. Kavrulsun. Ondan sonra dediğim gibi böyle kavurunca
Bir de o hamurun içine koyunca hiç korkma, inan ki pişiyor. Zaten rendeliyorsun ya, bak incecik incecik. Bak mis gibi olacak şimdi bu. Yapışma kız. Bu da yapışmaya başladı. Kendine gel. Hamurumu da açayım. Dediğim gibi gözlemlerimi de yapayım, ondan sonrasına bakarız artık. Bacım kamerayı çekiyor sandım da çekmemiş ya. Neyse şöyle ufak 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 parçaları aldım. Mandalinadan biraz daha böyle. Gerçi mandalinanın da her boyu var da. Böyle ufak ufak parçalar alıyor. Bunun şimdi iki tanesini yapacağım. Tavanın şeysine göre adını de. Benim bir tane ablamın aldığı tava vardı ya. Onunla böyle ikisini yan yana pişirivereceğim. İçinde daha sıcak. Olsun, ne yapayım be. Çok mu büyük oldu kız? Yok iyi, şöyle iki katlayınca tavanın boyunca olur o. Şöyle. Bıçağı da aşağı düşürdük. Olsun, alırım ben onu birazdan. Bak böyle böyle yayınca hiç inan ki var ya, çiğ bir tarafı kalmıyor, bir şey veriyor. Hani böyle kayış gibi ağzında gıyır gıyır etsin deme. Yok yani, etmiyor. Şu bolcunu koyalım da, içini bayağı yaptım çünkü. Hamuruna göre yeter. Boşunu da yapacağım, dolusunu da yapacağım. Dedim ya öyle hani sırf kahvaltıyla şey yapmak böyle içime sinmedi ya. Tamam, şunu şu kapatı vereyim. İki taraflı kızartı vereceğim. Biraz böyle yağlayacağım tavanın altını, üstünü böyle. Tavanın üstünü nasıl yağlayacaksam işte anlayıversen. Tamam, bunun işte tamam. Bir tane daha açayım kız, ayrıl. Bir tane daha açayım. Ondan sonra pişirmeye başlayacağım Allah'ın izniyle. Ama hepsini bitmiş yani sana göstermeyebilirim. Ben kapak resmine koyarım. Çünkü videoda yetişmeyecek gibi duruyor. Bugün hep işle birbirine girdi, bakma. Neyse canım, ben sana kapak resmine koyuveririm. Oldu mu? Böyle böyle yapıp normal bildiğim gözleme gibi pişirivereceğim işte. Başka bir şey yok. Burada şöyle hemen ocağa koydum. Altını şöyle bir kere yağlayacağım. Ondan sonra bu yaptığımı hemen yanına koyuvereceğim şöyle. Kız gel ayrıl. Tava şeye yapışmış, tezgaha. Aa, ikinciyi almaz bak, büyük yaptık, daha ufak yapmamız lazım. Neyse bunu tek pişireyim de biraz şöyle bezeleri de ufaltayım ben. İki tane yan yana anca bir şey değil mi? Bunu altını hatta açalım. Ben bir tane daha yana yetiştireceğim diye altını kıslıydım, dur bakayım. Hah, tıslama başladı. Patatesim de işte bir taraftan soğuyor. Ben bir taraftan işte açıp kenara atıvereceğim. Kolay oluyor böyle, biliyor musun? Hepsini açıp da şey yapmaya zaten vaktim yok. Açtığımı pişirirsem bu yetişir inşallah. Yetişmesin, et çok bekleyecek ya, ne dişi. Bak zeytin peynirinden sağmadım yani, hani öteki kahvaltılıklarından değil mi? Bak daha ufaltınca ta yolu. Gerçi sen şimdi hamuru görmüyorsun ama şıklamayı duyuyorsundur. Olacak güzel olacak. Vallahi şimdi içime siniyor ha. İçime siniyor derken böyle kendimi yorarken kendimi tarihten sileceğim, bakma. Olsun. Sağlık besin Rabbim. Hepsini Allah'ın kahretsin. Şunu şöyle birazcık döndürelim. Çok bakıştım burada gözlemelerin ama artık idare edive. Yok yok, bu tahta tavayı yapışık. Daha doğrusu birazcık şey yapsın, öyle çeviririm. Neyse canım, gördüğüm bunun ibaret. Boş gözleme zaten kanalımda çok yaptım. Yani boş gözleme derken hani öyle yağlı gözleme, katmeri falan. Onu da öyle yapacağım. Bu yani. Akşam yemeğimize de bunu yiyeceğiz. Yine yanına böyle kahvaltılık çıkartırım. Dedim ya, içime sinmedi. Yani şöyle güzel bir şey olsun dedim. Çay da birazdan oturturum ocağa. Tamam Allah'ın izniyle. Rabbim bereket versin. Vallahi Can bacım, dediğim gibi ben bir taraftan açacağım, bir taraftan pişireceğim. Yapışa kaldı bak. Dur ayrıl ha. Un koymayı unuttum da, dedim ya hamur yumuşak bayağı bir. Neyse canım benim. Bu da olmaya başladı herhalde. Ben sana bugünlük buradan veda edeyim, tamam mı? Bakarsın videom yetişmez. Ne kadar geç olsa izlenmesi o kadar böyle düşüyor. Ben derinden bu kadar geliyor, ne yapayım? Şöyle diyeyim sana. Hakkını helal et. Hayırlı sahurların olsun, hayırlı iftarların olsun. Ben sana yine böyle iş başına bir veda edeceğim bugün. Ne yapalım yani, bugün böyle denk geldi. Kendine dikkat et, hakkını helal et. Ramazanımızı inşallah böyle layığıyla geçirmeye nasip eder Rabbim. Kendine dikkat et, hakkını helal etmeden gözünü seveyim videodan çıkma. Dün de dedim ya, gelip de görememek, gelip ne diyorlar ona, gelip de bulamamak var. Yok öyle bir şey değil, sen anlayayım artık gerisini. Kafamda artık şarj etmiyor. Tamam canım, hadi görüşürüz. Benden yana hakkın varsa bin kere helal olsun. Hadi bay bay, Allah'a emanet. İlk sahurumuz inşallah hayırlı geçer. Hadi bay bay.